In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Evet efendim, bana hikayenizden biraz bahseder misiniz? Bahsedeyim. Bekarlığımdan beri gelen büyük memelere sahiptim. Evlendikten sonra daha da büyüdü göğüslerim. Yaklaşık 8 senedir, 11 yıllık evliyim, yaklaşık 8 senedir de daha büyümeye başladı emzirdikten sonra falan. 8 sene içerisinde de hemen hemen 3 ya da 4 doktora gittim. Bu doktorların hiçbirisi beni ameliyat etmedi. Göğüs uçların çürür, yan kısımlarda potlaşma olur, hissizlik kaybı olur diye. Hiç kimse ameliyat etmedi. Bayağı bir erteledim. Sizi de bir televizyon kanalında görmüştüm. Sonra Instagram'dan takip aldım, araştırdım. Açıkçası fazla da araştırmadım. Instagram sayfanız yetiyor zaten. Yani oraya bakan herkes bence yeterince yol kat edebilir. Yaklaşık 1,5-2 sene takip ettikten sonra ameliyat olmaya karar verdim size. Göğüslerimin altında böyle ileri derecede, yani artık mantara dönmüştü, karnıma kadar iniyordu. İleri derecede şey olmuştu, kızarıklıklar vardı. Yattığım zaman göğüslerim yanlara ayrılıyordu. Bu tarafa yattığımda o tarafa, o tarafa yattığımda bu tarafa. Yani taşımakta çok zorlanıyordum açıkçası. Ama şu an 8. günüm bugün. İlk gün biraz tabii ki çok şiddetli ağrım oldu ama herkeslerle falan idare ettik. Bence hiç kimse beklememeli. Yani bunu gerçekten gönülden söylüyorum ama Fatih Hoca'ya gelmeli. Bunu da gözüne baka baka söylüyorum. Çünkü beni çok büyük bir yükten kurtardı. Yani hiç kimse düşünmesin, hiç kimse korkmasın. Bence kendileri karar verip İstanbul'un yoluna düşebilirler. Ben çok memnunum. Teşekkür ediyorum size. Evet hocam, Fatih hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Ben kızımın annesiyim. Onun o halini gördükçe ben de üzülüyordum gerçekten de. Hani yürümekte zorlanıyordu, ev işi yaparken zorlanıyordu. Ama sizi keşfettikten sonra, siz keşfedilecek en güzel, en mükemmel insansınız. Benim kızımı bu yükünden kurtardınız. Herkes çıksın çıksın gelsin yani. Fatih Hoca, çok güzel mucizeler yaratıyorsun gerçekten de. Hiç abartmıyorum bak. Çünkü kızımın halini gördüm ben. Maşallah subhanallah. Elleriniz dert görmesin. Hiç kimse korkmasın. Bir an önce yükünden kurtulsun herkes. Gerçekten de. Memesi büyük olan varsa, totosu büyük olan varsa, göbeğe sarkık olan varsa ben bile düşünüyorum ama param yok. O yüzden erteleyeceğim ben. Ama Fatih Hocam, mükemmelsiniz. Teşekkürler. Hocam, çok bizim teşekkürler. Gerçekten benim göğüslerim artık aile arasında şey olmuştu. Sürekli bizim konuşma mevzumuzdu artık. İş yaparken yoruluyorsun Gözde. Yatarken öyle, ay yazık sana Gözde. İşte bir ameliyat olsaydın Gözde. Artık kafamın içi sürekli ameliyat, ameliyat, ameliyattı. Yani o kadar pişmanım ki ertelediğim için. Çok samimi bir şekilde söylüyorum bunu. Yani bu kadar dikişe, bu kadar büyük göğse, bu kadar ağırlığa, bu kadar az acı, o da ayrı bir şey yani. O da kesinlikle ve kesinlikle bence ameliyata karar verirken birinci madde olmalı. Yok, birinci madde sizsiniz. İkinci madde olmalı. İkinci madde de az acı diyelim. Yani herkes gelsin derim. Kimse düşünmesin. Herkes. Bu yük çok yük. Çok büyük bir yük çünkü. Gerçekten şuralarımdaki çukurlara falan bazen üzülüyordum. Şimdi buraya geldim. Size ilk muayene olduğumdaki o, bir yandan utanıyorum, bir yandan çekiniyorum, bir yandan olduğum gibi kendimi bıraktım. İyi ki bırakmışım ya. Ben çok memnunum. Gerçekten çok, aslında insanlara çok güzel dokunuyorsunuz. Yani bu çok büyük bir şey. Yani benim belki de hayatım daha kötü olabilirdi. Daha gelmesem ya da size rastlamasam çok zorlu bir süreç bekleyebilirdi beni ama ben çok memnunum. Avuç kadar mutluluk diyorum ben, böyle soruyorlar bana, avuç kadar mutluluk. Dünya kadar mutluluk benim için de. Koskoca bir dünyayı gerçekten siz bize verdiniz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ellerinizin dert görmemesi, güzel yüzünüzün solmaması için çok çok teşekkürler. İnşallah. Herkese hani, şifa olun. İnşallah siz de bizlerden şifa olun. Şifasınız. Gerçekten de şifasınız. Yani ben hani ameliyat olan birisini görmedim ama kızımı gördükten sonra sizin ne kadar mükemmel bir ellere sahip olduğunuzu gördüm. Yüreğiniz de çok güzel, yüzünüz de çok güzel. Bundan sonra sen benim kardeşimsin. Ellerine kollarına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ya, ölçüm şöyle söyleyeyim, ben sütyen almaya gittiğimde ölçüm yoktu benim. Şapka. Yani en büyüğünü alıyordum, o da olmuyordu, öyle söyleyeyim. Toparlayıcı bir beden küçülteyim diye gidiyordum.
burayı toparlarken buradan toparlayamıyordum. Yani 120-125 artık en büyük ölçü kaçsa oydu benimki. 5 kilo yaklaşık ve üzeri hatta demiştiniz, o kadar çıktı. Yani gerçekten benim omuzlarım da çok büyük yük kaldırmış hocam valla. Kendimi de kutluyorum gerçekten. Sizle beraber kendimi de kutluyorum. Yani bir ameliyat sürecinden bahsedeyim ben. Onu söyleyeyim yani. Hastaneye geldiğim ilk gün o kadar rahatım ki. Şimdi bir de şöyle bir şey de vardı açıkçası. Biraz da ameliyattan kaçacakmışım gibi, acaba bir şey çıkar mı kanda falan, böyle bir tedirginim. Bir baktım kolumda bir bant var. Bir baktım sedyedeyim. Bir baktım aşağıya iniyorum. Birdenbire gelişti. Özellikle yanınızdaki beyefendinin adını da bilmiyorum. İnanın kimdi o sedyeye beni içeri götüren beyefendi. O da çok harika. Hepsi o kadar güzel dilli ki. Evet. Fotoğrafımızı çeken bayan olsun. Yani hepsi baştan sona kadar dört dörtlük insanlar. Baktım bir anda elimde tansiyon aleti. Bir anda bir şeyler oluyor. Bir baktım kafam uyuşuyor. Baktım gitmişim. Yani birdenbire oldu. İyi ki oldu. Gerçekten iyi ki oldu. Süreç de çok kolay. Yorucu bir süreç değil. Her şeyden evvel. Çok konuşanlar da yok tepenizde. Yani insan çok konuşan bir hemşireden, çok konuşan bir doktordan da tedirgin olabilir açıkçası. Yani bu çok önemli. Sizi görmemiz gerektiği kadar gördük. Konuşmamız gerektiği kadar konuştuk. Kısa, net ve özdü. Yani benim için korkutucu olmadan geçti o süreç. O yüzden ben şimdi buraya gelirken diyorum ki, şimdi dikiş, acaba bu bantlar nasıl çıkacak? Evde kendim böyle oynuyorum. İşte diyorlar ki o bantlar çok zor çıkar. İşte ıslatırlar, öyle yaparlar, böyle yaparlar. Ben onu size anlatırken siz bantları çıkarttınız. Yani daha ne diyeyim? Ne söyleyeyim daha? Yani ne kaldı ki daha? Bence herkes özellikle Doktor Fatih Dağdel'in tercih etmeli. Bence ötesi yok yani. İyi ki sizi seçmişim. Tekrar söylüyorum. Bıkmadan da söyleyeceğim. Bundan sonra da takibimdesiniz. Bunları yani küçülttüm diye asla belki de geleceğim karnıma tekrar, bilmiyorum. Belki onun için de geleceğim. Yani soran olursa bana nereye oldun ya da ben de bunu düşünüyorum diyen olursa, ikinci bir doktor yok benim için yani. Direkt siz geleceksiniz aklıma ve sizi söyleyeceğim. İnsanlara tabii ki güven, bir kere her şeyden önce yani. Kimse bu sıkıntıyı çekmesin. Gerçekten çekilecek bir şey değilmiş. Yani yıllarca boşu boşuna çekmişim. Hani yeni doğum yaptım gerçi ben, biraz da o da var. 10 aylıkta bir bebeğim var. Yani o yüzden de erteledim ama imkanı olan kesinlikle ve kesinlikle yani korkusunu atsın, direkt gelsin. Çünkü burada zaten sen istemeden gelişiyor her şey. Yani sakin bir şekilde biz odamızda beklerken, biz uyukluyorduk yani böyle şey sedir üstünde uyuklarken, birdenbire geldiler. Birdenbire gelişiyor. İnsanlar korkmasın. İnsan niye çekiyoruz? Sizi daha çok tanısınlar hocam. Daha çok bilsinler. Yani ne kadar faydalı olduğunuzu daha çok bilsinler. Yorulmasınlar. Omuzları ağrımasın, belleri ağrımasın. Böyle küçücük küçücük göğüslere sahip olsunlar. İstedikleri sütyenleri giysinler. Şimdi ben istediğim tişörtü giyebileceğim her şeyden hemen. Yani sürekli siyah tişört giyiyordu. Sürekli. Yani bıkmadan, usanmadan beyaz giysem buralarım çıkacak diyordum. Hadi buram çıktı, buram da çıkacak şimdi diyordum. Yani gidiyorum bir AVM'ye gidiyorsun. 42-44 beden pantolon bulabiliyorum ama üstüme 54-56, o kadar zorlanıyorum. Artık bir siyah üniformam olmuştu benim evde. Sürekli dışarı çıkarken o, hastaneye giderken o, evde o, hep oydu. Beni ondan kurtardınız. Yani ben hayatımı o kararı gerçekten öyle oldu. Yani. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. Evet. Yani şu an belki düşünemiyorum ama hani düşünemiyorum yani, acaba ne giysem, acaba ne alsam, bir hayal gibi yani, şu an sanki hayalde yaşıyor gibiyim ama benim önümü çok güzel açtınız. Ya o kararı ben verdim ama çok doğru bir karar vermişim bence ben. Yani bugüne kadar yanlış kararlarım oldu ama hayatımdaki en doğru karar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek, doğruları söylüyorum ben. Ekibinize ve size çok çok teşekkür ediyorum. Allah gülen yüzünüzü soldurmasın. Rabbim önünüze, hepinizin önüne açsın. Yürü kulum desin. Biz sizleri tanıdık. Hepiniz için konuşuyorum. Yani küçücük kalbime hepiniz sığdırdım. Allah razı olsun hocam. Yani şu kızımın yüzüne güldürdünüz. Allah bir de bin kere razı olsun. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim hocam size çok. Seviliyorsunuz.